karavan komşularımız Pikovan bugün yanımıza geldiler. Sizlere de onların yapmış olduğu karavanı gösterelim dedik. Kendi imalatları. Evet, kendi imalatları. Ayrıca da pazarlıyorlar. Markaları, yeni markaları. Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Sizlere onu gösterelim dedik. Evet abi, başlayalım kısaca. En baştan başlayalım. Aslında karavan yapma hikayemiz bizim tamamen kendi ihtiyaçlarımızdan doğan bir şeydi, gereksinimdi. Kendi ihtiyaçlarımıza göre bir karavan yaptık. Yaklaşık 2,5-3 aylık bir tasarım süresinden sonra karavanımızı oluşturduk. Ve işte bu şekilde bir çok hale geldi. Çok güzel yaptık, mark oldu. Sonrasında çevrenin desteğiyle biz zaten otomotiv sektöründe yer alıyoruz. Çevremizin ve ailemizin desteğiyle biz bunu ikinci bir iş kolu olarak kurmaya karar verdik. Onların desteğiyle. Biz hiç öyle bir şey düşünmüyorduk. Kendi ihtiyaçlarımıza göre karavan bulamadığımızdan kendi ihtiyaçlarımıza yönelik bir şey yapalım dedik. Güzel bir şey çıktı. Olursa olur dedik en son. Hani olmazsa zaten biz bunu yapacaktık, yaptık. İşin eğlencesindeyiz deriz, geçeriz dedik. Böyle kovan. Ama çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Aynen. Biz genelde yazın denizde de geçsek, kış kampını daha sık yapıyoruz. Dağ, tepe, bayır genelde. Hani kar kampı daha çok hoşumuza gidiyor. O yüzden crossover offroad bir karavandı bizim her zaman arayışımız. Ama yazın da kullanalım. Hani yalıtımı da bizim için iyi olsun diyorduk. O yüzden bizim için en önemli şey yalıtımdı. Böyle güzel bir ürün ortaya çıktı. Bir de aynı zamanda ağırlık olarak da yarın bir gün hani benim arabam sürekli iş için de şehir dışına seyahate giden bir aracım var. Hani gerektiği zaman eşimin arabasıyla çekebilmemiz için de biraz hafif olmasına dikkat ettik açıkçası karavanın. Kaç kilogram? Komple tam donanımlı ağırlığıyla 650 kilogram geliyor. Çok güzel. Karavan 750 ağırlığı. Kilogram 6. Aynen, 750 kilogramın yani gerçekten 6 olan bir karavan. Bu olay neydi bilmeyenlere söyleyelim. 750 kilogram üstü olursa 750 oluyor? Kilogram üstü olursa o iki belgesine sahip oluyor. O iki belgesine sahip olduğunda da ekstradan bir ehliyet ihtiyacınız duyuyor. Minimum BE sınıfı bir ehliyetle kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda işte TÜV'e girmeniz gerekiyor. Ayrı bir plaka çıkartıp ayrı bir vergi ödemeniz gerekiyor aracınıza ek. Bunda muayene yok. Bunda muayene yok. Ekstra bir ehliyet istemiyor. Normal vergi B sınıfı yok. Ehliyetinizle binebiliyorsunuz. Vergi yok. Bu şekilde alıp kullanabiliyorsunuz direkt. Yurt dışı vesaire içinde tekrar çıkabiliyorsunuz. O bir belgeniz olduğu takdirde her yeri gezebiliyorsunuz yine. Yurt içi, yurt dışı. Kısaca bakalım o zaman. Hadi girelim içeri. Şurada ilk girdiğimizde... Evet, şurada bir tane elektrikli basamak görüyorum. İlk olarak. Elektrikli. Kapanıyor. Bu şekilde 1.90'a 1.90 yatağımız var. Bizim için en önemli şeydi. Geniş, rahat uyuma bir kapasitesini sağlamak, rahat bir uyku çekmek. Bu aynı zamanda 1.90'a 1.90 yatak 6 kişilik yemek masası olabiliyor. Çok dönüştürdüğünüzde oturma grubunu. Burada yine basit bir iç duşumuz, lavabomuz, tuvaletimizin olduğu, şöyle bir sürgülü kapısının olduğu alanımız mevcut. Şuralar saklama alanları. Saklama alanlarımız. Yine bu tarafın saklama alanı da mevcut. Bunun altı da saklama alanı. Dışarıdan ulaşım ve bunu kaldırdığınızda içeriden ulaşımı mevcut. Burada 90'a 190 bir yatağımız var çocuk için ya da diğer üçüncü kişi için kullanılabiliyor. Buradan sürgülü çektiğinizde buzdolabımız çıkıyor. Bu bizim kendi buzdolabımızdı. Biz bunu daha önce eski karavanımızda kullandığımız buzdolabını kullandık. Ama bunun asıl yeri 75 litre olan büyük bir buzdolabı için tasarlandı. Biz şu an eldeki imkanlarla bunu kullanıyoruz. Yine buradan webastomuz mevcut. Webastomuzun kaç kilo vatiyonu baktın? 2 kahva. 2 kahva. Aynen, 2 kahva dizel ısıtıcı mevcut. Yalıtımdan dolayı 2 kahva gayet yeterli oluyor. Aynı zamanda tasarruflu oluyor. Hani içerisinde elektrik sistemi olarak? Elektrik sistemi olarak şu anda bunun üstünde 340 watt güneş paneli var. 150 amperlik akümüz var. Bizim her türlü ihtiyacımızı görüyor. 1 kahvalık bir invertörümüz var içeride. İşte 3 tane 220 volt çıkışımız var. Burada bir USB çıkışımız var. Bir de 12 volt çıkışımız var. Onun dışında işte su dolum göstergesi. Akü ve yukarıdan gelen güneş enerjisinin şeylerini kesmek için şalterlerimiz var, enerjisini. Burada yine dış mutfağımız gizli.
bizi karşılıyor. Oo, aynen. Bizim için nerede yemek pişirdiğinizden ziyade nasıl yaptığınız daha önemliydi. Biz o yüzden içeriye mutfak alanı vermek istemedik. İçerisinde olabildiğince yatma alanı geniş tutmak istedik. Yine buranın altında saklama gözleri mevcut. Bu şekilde lavabomuz vesairemiz var. Şimdi kışın genelde biz kış kampı yaptığımız için muhakkak ki bir kamp ateşimiz oluyor. Bu brandanın çevresinde yaşam alanı olarak çevirdiğinizde hani illaki mangal, güveç vesaire yapılıyor. O yüzden yemek bizim için ne yediğimiz ikinci plandaydı. Hani mutfağı da dışarıya yaptığımızda zaten biz genelde burada oturuyoruz. Yatmadan yatmaya karavanı kullanıyoruz. Gündüz hani her ne kadar serin de olsa içerisi. İçeride yemek pişirmek ve sonrasında o yemek kokusuyla uyumak istemedik biz. O yüzden en aradığımız özellik dış mutfaktı bizim için. Böyle bir şey tasarladık. Tabii ki karavanda aslında her şey tamamen kişisel ihtiyaca yönelik. Yani. Bana göre olan sana göre olmayabilir yani. Bugüne kadar gözlemlediğimiz şeyler aslında karavanların belki %90'ının mutfağı içeride ama genelde hep insanlar dışarıya ayrı bir mutfak kurup yemeklerini orada aynen tüp atıp yemeklerini orada yaptığını gözlemledik. Kokan yiyecekleri dışarıda pişiriyoruz. Evet. Aynen. Biz yani, de yapıyoruz yani onu. İçerideki mutfağı dışarıya almak çok zor ama içerideki mutfağı sadece bir ocak olarak, seyyar bir ocak olarak içeriye almak çok daha basit bir olay. Ya kışın biz ne yapıyoruz? Ocağımızı alıyoruz. Seyyar bir ocağımız var. Çay ya da kahve mi içeceğiz? Dışarısının hava şartları buna uygun değil mi? Kahvemizi içeride içiyoruz. Çünkü yine arkadaşlarımızla da oturabileceğimiz 6 kişilik gerekirse araya yine bir bağlantıyı koyduğumuzda 7 kişilik olabilen bir yemek masamız oluyor. Diğerlerinde genelde küçük oluyor yemek masaları. Hani bu da bizim için çünkü biz kalabalık bir grup olarak gidiyoruz kampa. Yani en önemli şey de dönüşürse masa büyük oluyor aslında. Aynen. Ve yemek masası hacmi büyük olduğu için de 4 kişi, 6 kişi çok rahat yemek yiyebiliyor. 70'e 150 bir masa oluyor açıldığı zaman. Normal evlerde standart kullandığımız masa boyutunda bir masamız oluyor. Atık su depomuz ne tarafta? Atık su depomuz yok. Aşağıda sadece bir çıkışımız var. Ekstra seyyar bir depoyla o şekilde kullanabiliyorsunuz. Dışarı yere bir tane depo koyuyoruz. Biz ağırlık yere bir depo koyuyoruz. Hani o bir de standart bağlı kalmak için 750 kiloyu aşmamak adına seyyar bir depo kullanmayı tercih ettik. Ha bu isteğe bağlı olarak takılabilir mi? Şu an tam donanımlı hali 640 kilo bizim karavanımızın. Bazı kış kampı yapmak istemeyenler ve bastoyu çıkartabilir, yani güneş enerjisini azaltabilir, ağırlık da düşeceği için grisi tankı tabii ki monte edilebilir. Hani onun için tüm hatları çekildi. Temiz su depomuz da 100 litre olarak. O da buzdolabının yan tarafında. Ama çekme karavan için oldukça iyi bir rakam yani. Aynen. Yani 100 litre yine bizim ihtiyaçlarımıza bakıldığı zaman bizi 3 gün rahat rahat idare edebilen bir... Yani genelde birçok çekme karavanda 50 litre, 60 litre falan deniyor yani. Bizim eski kendi kullandığımız karavanımızda da 50 litreydi. Şu an biz 100 litre hani bizi 2 gün, 3 gün alandan bağımsız bir yerde idare edebiliyor. Yine dış duşumuz mevcut iç duşun haricinde. Hatta biz bayanlar bence iç duşu biz hiç kullanmadık. Ben kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Şurada dış duşumuz. Yine gerekirse ufak bir saklama borumuz. Buradan alan elektriğinden faydalanmak istersek buzdolabı vesaire için. Bu yine mesela yalıtımımız çok güzel yalıtımımız var ama bunun haricinde yine bizim ayrıyetten elektrikli bir tavan hekimiz var. Pervane vantilatör görevi gören bunu da kullanabiliyoruz güneş enerjimiz olduğu sürece. Buradan dış duşumuz çıkıyor. Çıkmıyor. Yardamıyorum. Çıkamıyor. Yani bu dış duşu buradan kullanabiliyorsunuz. Biz bazen bu açmak zor geliyor. İçeriden diğer duşu sağlıyoruz. Onu bile kullanabiliyorlar. Yani. Ya da iki kişi aynı anda duş alabilir tabii mesela. Fonksiyonel oluyor. Aynen, fonksiyonel içerideki duşumuz. Bir de bu arada karavanı yaptıktan sonra ekstra ihtiyaç duyduğumuz şeyler oldu. Mesela yatağın oradaki depolama alanımızı çok rahat kullanamıyoruz aslında. Çünkü yatağı orada kaldırmanız gerekiyor veya oturma grubu yaptıysanız birilerinin kalkması gerekiyor. Aynen yeni projede buraya da aynı şekilde sağ taraftaki gibi bir kapağımız olacak. Buradan direkt ulaşım olacak. Aynen direkt dışarıdan ulaşımımız olacak. Bu şekilde. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah böyle
çok çok güzel karavanlar yapıp satarsınız. İnşallah. İnsanları böyle kampla birleştirirsiniz. İnşallah. Biz 8 senelik kamp deneyimimiz sonucunda hani kendimize yaptığımız bir üründür, çevrenin desteğiyle çıktık. Güzel oldu. Olursa hani biz de isteriz bu ikinci bir iş kolumuz olsun. Olmazsa da hani çok güzel insanlar tanıdık katıldığımız fuarlarda. Bizim için böyle. Hani biz kendimize bir karavan istiyorduk, yaptık. Devamını getireceğiz. Yani devamı sizlerde. Aynen, devamını getireceğiz. Aynen. İnşallah. Teşekkür çok ederiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk sizle tanıştığımız için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.